Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş olaylı derbi sonrası ilk kez konuştu. Yaşananları ve yaşadıklarını anlattı. Canım değil ama içim yanıyor dedi. Ona gerek yok herhalde. Ona gerek yok. Aç abi, aç abi. Az daha aç abi. Niye girmiyor abi? Aç. Aç. Şenol Güneş Milliyet Gazetesi'nden Tayfun Bayındır'a konuştu. Güneş olaylardan önceki bölümü her şey iyi başlamıştı diye özetledi. Ne olduysa korner vuruşlarının yapıldığı sırada başladı dedi. Güneş olay anını konuşmak istemedi. Gelecek önemli dedi. Bu bir milat olmalı. Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımla oynamıyorum diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna. Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip bu soruna çare bulmalıyız dedi. Statta 52 bin kişi, ekranları başında milyonlarca kişi bu olaylar sonrası hayal kırıklığı yaşamıştı. Hayal kırıklığı yaşayanlar arasında şehit ve gazi çocukları da vardı. Zira Gençlik ve Spor Bakanlığı onları İstanbul'a getirmiş. Biraz moral bulsunlar, keyiflerine gelsin ve güzel bir derbi izlesinler diye maça da götürmüştü. Ama onların da o keyifli derbi izleme hayalleri yarım kaldı. Olay çıktı. Futbola yakışmadı. Maç yarım kaldı. Taraftarlar üzüldü ama statta bir grup vardı ki deyim yerindeyse olan onlara oldu. Şanlıurfa'dan gelen şehit ve gazi çocukları. Hayalleri yıkıldı. Amacımız hem bu çocuklarımızın İstanbul'u görmesiydi. Hem de büyük bir organizasyon olan Türkiye Kupası'nda iki büyük takımın derbisini izlemeleriydi. Çocuklarımızı uçakla getirdik. Uçakla da geri götürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ağırlanıyorlardı. İstanbul'daki Fenerbahçe-Beşiktaş Kupa derbisini izleyip mutlulukla memleketlerine döneceklerdi. Yine dönüyorlar ama pek de mutlu değiller. Büyük bir heyecanla geldik ama son pek güzel olmadı. Üzüldük. İnşallah bir dahaki maçına geliriz. Maç tatil olunca hevesleri kursaklarında kalmış ama yüreklerini rahatlatan açıklamayı yetkililer yapmıştı. Biz bunu tekrarını yapacağız çocuklarımıza. Bu şehit ve gazi çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar. İnşallah başka bir müsabakada yine onlara ev sahipliği yapacağız.